Merhaba arkadaşlar. Periyodik özelliklerin 3. videosunda iyon yarıçapından söz edeceğiz. Ve bu videoda yapacağımız şey biz iyonların yarıçaplarını nasıl karşılaştırıyoruz? Buna bakacağız. Bunu inceleyeceğiz. Şimdi iyon yarıçapı dediğimizde de aynı atom yarıçapında olduğu gibi yine çekirdekle en dıştaki elektron arasındaki uzaklık ama bu sefer iyonun elektronu en dıştaki elektron arasındaki uzaklık. Buradaki ilk önemli noktamız şu. İyon yarıçapları Arkadaşlar elementlerin periyodik sistemdeki yerlerinden karşılaştırılmaz. Periyodik sistemdeki yerlerinden karşılaştırılmıyor. Çünkü bunlar nötralde değiller. Atom yarıçapları periyodik sistemdeki yerlerine göre karşılaştırılır. Biz burada karşılaştırma yaparken elektron sayısına ve proton sayısına protonun elektrona uyguladığı çekim kuvvetine bakacağız. Yani elektron proton sayısına göre bunların oranına göre elektron bulunduran enerji düzeyi sayısına göre kıyaslama yapacağız. ne göre kıyaslama yapılır. Şimdi örneklerde yaptıkça daha iyi anlayacaksınız ama tekrar şunu söyleyeyim. İyonların yarıçaplarını karşılaştırırken periyodik sistemdeki yerlerine bakmıyoruz. Orada yaptığımız karşılaştırma nötr atomların yani atom yarıçaplarının karşılaştırılması. E atom yarıçaplarının belirlenmesinde de iyonik yarıçap diye bir şeyden bahsetmiştik. Bakın burada. Lityumun atom yarıçapı verilmiş. Lityum iyonunun yarıçapı verilmiş. Sodyumun atom yarıçapı, sodyum artı +1'in yarıçapı işte aynı şekilde bunların hepsi bir arada bulunuyor ve atom yarıçaplarına göre baktığımızda aşağıya doğru yarıçap artıyor. E iyonları olduğunda da yine aşağıya doğru yarıçapın arttığını görüyoruz. Hatta atom elektron vermiş. Yani elektron verildiği durumda yarı çapın azaldığını görüyoruz. Neden azalıyor? Çünkü daha az sayıda elektrona daha fazla çekim uygulanıyor. Ya da 7A grubuna bakalım. Bakınız 7A grubunda aşağıya doğru atom yarıçapı artıyor. Flor 1 elektron almış. Eksi bir yüklü 1.33 olmuş. Klor bir elektron almış. Bakınız yarıçap artmış. 1.81 olmuş. Aşağıya doğru indiğimizde iyon yarıçapı da artıyor. Ama buradan şunu çıkarabiliriz: bir atom elektron alınır alırsa, yani elektron alınırsa, yarıçap artıyor arkadaşlar. Şimdi bunun sebebini gelin bir örnek üzerinden inceleyelim. İlk örneğimizde bakın 3 taneciğimiz var. Bunların hepsinin proton sayısı 17. Aynı elemente ait tanecikler. Şimdi klor 17 nötraldeyken 17 protonu var. Ve bu 17 proton 3 enerji seviyesinde bulunan 17 elektrona bir çekim uyguluyor. Çekim çekirdekten uygulanır arkadaşlar. Klor eksi 1 olduğunda bir elektron almış. Yani 18 elektronu var. Dolayısıyla 17 proton 3 enerji seviyesinde 18 elektrona bir çekim uyguluyor. Klor artı 1 olduğunda ise bir elektron vermiş. Yine 17 protonumuz var. 16 elektron var. 3 enerji seviyesinde buna çekim uyguluyor. Öncelikle çekim çekirdekten uygulanır. O yüzden bunların üçünde de çekirdeklerin çekirdekten uygulanan çekim kuvveti aynıdır. Ama ne fark eder? Elektron başına uygulanan çekim kuvveti fark ediyor. Elektron sayısı farklı olduğu için elektron başına uygulanan çekim kuvvetleri farklı. Bunu karşılaştıracak olursak Şimdi birincide 17 proton 17 elektronu çekiyor. de 17 proton 18 elektronu çekmeye çalışıyor. Daha fazla elektron var. Üçüncüde ise 17 proton 16 elektronu çekiyor. Bakın burada elektron sayısı daha az olduğuna göre burada elektron başına uygulanacak çekim kuvveti klor artı 1 de en fazladır. Burada 18 elektron olduğu için yani protona karşılık daha fazla elektron olduğu için klor eksi 1'de elektron başına uygulanan çekim kuvveti en az olur. Arada da nötrali var. E şimdi elektron başına uygulanan çekim kuvveti artı 1 halinde en fazlaysa yani burada daha fazla çekim uygulanıyorsa hatta şunu 3 diyeyim 3 çeksin bu 2 çeksin oransal bir şey yapıyorum. Bu da bir çeksin. Burada en fazla çekim uygulandığına göre elektronlar çekirdeğe yaklaşacaktır. Bu durumda tanecik yarıçaplarını karşılaştıracak olursak biz elektronlara uygulanan en fazla çekim kuvveti klor artı 1'de olduğuna göre Cl artı 1'in iyon ya da tanecik yarıçapı en küçük olur. Cl eksi 1'de elektronlar çekilemiyor bakınız. O nedenle CN-1'in yarıçapı en büyük olur. Klor atomunun da arada kalır. O nedenle biz şunu söyleyebiliriz. Bir atom elektron alırsa elektron başına uygulanan çekim kuvveti azalır. O nedenle kuvveti azalır. Yarıçap da artar. Ama bir atom elektron verirse daha az elektron kalır. Bu durumda elektron başına uygulanan çekim kuvveti artar. Sadece çekim dedim arkadaşlar. Daha çok çekildiği için de yarıçap küçülür. Hatta şöyle de diyebiliriz. Elimde bir atom varsa bunun anyonunun yarıçapı atom yarıçapından daha fazla olur katyonunun yarı çapı atom yarı çapından daha küçük olur. Eğer tanecikler aynı elemente aitse. Aynı elemente. Şimdi aynı elemente ait olmayanlarda da karşılaştırma yapacağız çünkü. Bu şekilde söylüyoruz arkadaşlar. Yani elektron proton sayısına göre iyonlarda ya da taneciklerde kıyaslama yapıyoruz burada. Bakın farklı Elementlere ait olan iyonlarımız var. Bunların yarıçaplarını karşılaştıracağız. Yine burada elektron başına uygulanan çekim kuvvetinden ya da enerji seviyelerinden bakacağız. Şimdi şöyle yapalım. Ee, potasyum 19 artı 1'in 18 elektronu var. Bunun 18 elektronu var. 18 elektronu var ve 18 elektronu var. Yani bunlar eş elektronlu tanecikler ama potasyumda 19 proton. 1 2 3 katmanda bulunan ya da enerji seviyesinde bulunan 18 elektrona bir çekim uyguluyor. Klor'da 17 proton 18 elektrona çekim uyguluyor. Kalsiyumda 20 proton 18 elektronu çekti ve son olarak kükürtte 16 proton 18 elektrona bir çekim uyguluyor. Pekala, bakalım. Elektron sayılarımız aynı. Enerji düzeyi sayılarımız aynı. Dolayısıyla ama burada 20 proton aynı sayıda elektronu çekiyor. Yani elektron başına uygulanan çekim kuvveti ne olur dersek uygulanan çekim kuvveti en fazla protonu olan Kalsiyum artı 2 iyonunda bu en fazladır. Sonra kim gelir? Bakınız 19 protonla potasyum gelir. Şu ikisine baktığımda 18 elektronu 17 proton çekiyor, 16 proton çekiyor. E tabi 17 proton daha fazla çekeceği için klor gelir. Sonra da S-2 iyonumuz gelir. E çekim arttıkça elektronlar çekirdeğe yaklaşır. Bu yüzden bunların iyon yarıçaplarını karşılaştırdığımız zaman çekimin en fazla olduğu kalsiyum artı 2 iyonunun yarıçapı en küçük olur. Sonra potasyum, sonra klorür, sonra da sülfür iyonu gelir arkadaşlar. Yani proton elektron sayısına ya da enerji düzeyine bakarak yine karşılaştırma yapmış olduk. İyon yarıçapları ile ilgili son bir örneğimiz daha var. Burada yine dört tane iyonumuz var. Bunların yarıçaplarını karşılaştıracağız. Şimdi lityum 3 artı 1 dediğim zaman 3 tane proton var ve tek bir enerji seviyesinde 2 tane elektron bulunuyor. N7-3 dediğimizde 7 tane proton var, 10 elektron var, 2 enerji seviyesi. Bakınız 2 enerji seviyesindeki 10 elektronu çekiyor. Ee, sodyum 11 artı 1 dediğimizde 11 proton var ve yine 2 enerji seviyesinde 10 elektron. Klor 17 -1 dediğimizde 17 proton var ve 1 2 3 enerji seviyesinde 18 elektron var. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar az önce yaptığımız örnekte hepsinin enerji seviyeleri aynıydı ama bunun 1 bunların 2 enerji seviyesi Bununsa 3 enerji seviyesi var. E şimdi 3 enerji seviyesi varsa tabii ki yarıçapı diğerlerinden çok daha fazla olacaktır. Yani enerji düzeyleri farklıysa enerji düzey sayısını da bakacağız. Klorun 3 enerji düzeyi olduğu için yarıçapı en büyük. Lityumda ise 1 enerji düzeyi olduğuna göre lityumun yarıçapı da iyon yarıçapı da en küçük olacak. Şimdi şu ikisine bakarken Aynı enerji seviyesi var. Enerji seviyesine sahipler. Yani ikisinin de iki enerji seviyesinde 10 elektronu var. Peki 7 proton mu 11 proton mu bu 10 elektronu daha fazla çeker dersek tabii ki 11 protonda çekim kuvveti daha fazla olacak. Hmm. Çeki, Elektron, şöyle yapalım. Bu ikisinin yarı çapında sodyumun yarı çapı daha fazla elektronlar çekildiği için N 3'ün yarı çapından daha küçük olacak. Bu nedenle sıralamaya da N eksi 3 ve sonra n artı 1 diyeceğim. Şunları tekrar yazmadım. Elektron başına uygulanan çekim kuvveti diye. Çünkü az önceki örneğimizde bu vardı. Proton sayısı fazla olduğu için sodyumda elektron başına uygulanan çekim kuvveti n 3'ten daha fazla oluyor. Yani önce enerji düzeyine bakacağım. Enerji düzeyi fazla olanın yarıçapı en büyük. Ee, en azsa en küçük. Enerji düzey sayıları yani elektron sayıları eşitse de çekirdekteki proton sayılarına bağlı olarak çekirdeğin uyguladığı çekim kuvvetine bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu videoda da iyon yarıçaplarını karşılaştırdık. Diğer periyodik özelliklerimizde görüşmek üzere arkadaşlar.